Herkese merhaba. Sizlerle birlikte Architecture serimize devam ediyoruz. Architecture serisinin bu sanırsam sezon 2'nin son videosu olacak. Aklımda bir kontent kalmadı. Hemen hemen bütün hepsini işledik. Sezon 3'te hep söylüyorum zaten. Servisleri konuşacağız. Servis bağlayacağız. Belki bir uygulama bitireceğiz. Yani orası çok değişir ama apilerle bağlayıp gerçek hayatta iyice onu kurgulayacağım. Ama sezon 2'nin entine gelmeden önce finalini final gibi yapmak istedim. Ne konuşalım dedim? E, test konuşalım dedim. E, çünkü şöyle bir şey var. E, bu biznes hayatına girdiğinizde hangi dil kullanırsanız kullanın. En çok konuşacağınız kavramlar işte e, ne kullanıyorsun, ne yapıyorsun, ne var? İşte MVVM mi, Viper mı ne bileyim MVC mi, Clean Architecture mi? Bir sürü mimariler var. E, bu mimarilerin tek amacı yani tek amacı demek bence tabii yanlış pardon yani genel amacı aslında e, sizin kodunuzu hızlandırmaz aslında hani matrix tabii ki object oriented vesaire yaptığınızda e, karmaşık bir mimari ya da daha kolay relation'larla çözebilirsiniz bundan bahsetmiyorum ama yani iki satır kod var diyelim birisini işte sıkıntı klas yazdığını biriniz direkt variable'dan türettiğini vesaire bunun çok büyük bir aslında fark olmaz gibi düşünebilirsiniz yani buradaki kastım şu bir mimariyi kullanmak projenin Kodsal anlamda çok büyük farkındalık yaratmayabilir ama kişi anlamında ve projenin devam edilmesi anlamında çok büyük fayda sağlayabilir. Bu anlamda özellikle daha kompleks arkitektürler daha iyidir. Neden diyecek olursanız işte clean arkitektürden örnek verecek olursak işte bir sürü katmanları var içerisine girmiş. Uncle Bob'un zaten bu konuda yazmış olduğu kocaman bir kaynak var. Hepsinin Domainler, Entityler birbirleriyle içişe, işte lokali, DBC hepsi ve bunların ama hepsinin temel amacı arkadaşlar daha çok test rahat yazabilmeniz. Çünkü en basitinden bütün projelerde gördüğümüz MVC paternini düşünecek olursak genelde o Model View Controller yani o Controller dediğimiz yer tamamen bir çöplük oluyor. Bunun projenin hayatınızın her yanında düşünebilirsiniz. Herhangi bir sınıf düşünebilirsiniz, herhangi bir şey düşünebilirsiniz. Bunların hepsi çöplük oluyor. Çöplükten kastım şu, içerisi kontrolden çıkmış bir hale geliyor bunu da ortadan kaldırmak için genel dediğim gibi daha kompleks paternlere gittikçe yol alır. Peki hocam neler hani mesela bu paternler için konuşacak olursak çok basit dediğim gibi bence herkesin çok rahat öğrendiği MVM paterni bütün dillerde cross olarak öğrenebilirsiniz. Bunu iOS için de yaparsın, Android için de yaparsın ki Android'in zaten bildiğiniz üzere direkt hani bu konuda büyük bir supportu var. Tem template'i var yani daha ne olsun? Hani direkt starter template'i. ardından bunu geçtikten sonrasında işte Viper, Clean Architecture gibi şeylere ya da işte başka başka bir sürü MVP e, benzer bir sürü daha paten var çok çok iyi bildim iddia edemem ama e, hepsini okumaya ve hepsinin genel mantığını biliyorum tamamen hepsi aslında daha iyi test yazmanız için. Test onun için önemli bir kavram. E, testin know-how'ını edinmeniz gerekiyor ve, ve size birazcık ondan bahsedeceğim. Özellikle böyle bir mimari projeyi kullanıyorsanız bundan bahsedeceğim. Şimdi bir öncekilerde ben biraz anlatmıştım ama bu kez daha ağır olacak, daha içerikli. Ee, benim de bu arada bakış açım değişti şeyler oldu mesela, yanlış bildiğim şeyler oldu, düzelttim bunları. Ben artık testlerimi aslında iki kavramda işliyorum. Evet, featurelarım var ee, ama featurelarımın olduğu kadar da featurelarımın da şöyle bir şey kavram var arkadaşlar. Bir e, servis testi yazıyorum ben mobilde ki bu mobilin işi değil normalde. Yani servis testinden kastım ne? Birincisi servis testi, onu söyleyeceğim. İkincisi servis testinden bağımsız bu metodun çalışıp çalışmadığını kontrol etmem gerekiyor. Asıl yazması gereken unit test budur arkadaşlar. Yani aslında bizim yazmamız gereken unit testtir. Biz servisten gelen datanın doğru olup olmadığını test eden bir e, metodoloji yapmamız aslında bizim e, çok mantıklı değil. Yani çok e, ya da tutarlı değil. E, buradaki yapmamız gereken hareket aslında o metodun veya oradaki işin doğruluğunu test etmek, doğruluğunu yanlışını yapmak ve buna göre de hayatımızı devam ettirmek. Üçüncüsü de e, yine konuşacağımız, yine şey yapacağımız işte extension'lar ya da matematiksel ifadeler, e, bu tarz şeylerin aslında e, öncelikli bir testleri ya da mesela file operation'larınız varsa onların testleri ya da shared preferences kullanıyorsanız, ya da işte herhangi bir şey kullanıyorsanız bunların testlerinde yazılması gerekecektir illa ama genel olarak hani mobil know-how'unda e, muhakkak bir servis testi yazmanız elinizi rahatlatacaktır ama az servis testi yazmak e, normalde bizim işimiz değil e, a, test iş aslında servisten gelen cevabın doğruluğunu kontrol etmek. Sizin zaten servisten gelen cevabın doğruluğundan ziyade o cevaba o göre o metodun ne yaptığını handle edip e, ona göre hareketlendirme yapmanız gerekecek. Tamam mı? Bu bunu böyle bir noh olarak vermiş olayım şimdi sizden. Ee, şöyle bir senaryo edineceğim. TDD de gidebilirdik. Yani önce test yazalım sonra gidelim de gidebiliriz. Çok önemli değil. Şuraya ben feature'larım dediğim yere ee, diyelim ki benim bir testim var. Tamam mı? Test neden dedim? Çünkü burada ben bir tane feature'larımda test gördüm. Authentication'ım var. Home'um var. Test var. Burada bakın servis de var hatta burada. Bunu da yapacağız. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar testimi yapacağım ben, testimi yapmakla ilgili problemim yok. Buraya geldim, ee, çok basitçe ilk başta yapacak olsaydım ben buraya geldim ve şöyle bir e, test değil de şey, test mi demişiz ona? Hmm. Test nokta tespit olmayacak da, ee, Şöyle yapalım. Sample view test nokta diyelim. Burada önemli olan nokta şu, ilk başladığımda ben onu yapmamıştım. Ee, yani Tabi basit bir şey ama şöyle test diye ben bir tanesini snippet de yaptım. Test vermezseniz sonuna bu e, file test olduğunu anlamıyor. Yani ona göre şu run'lar falan VS Code getiriyor. Onları getirmiyor. Onun için onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar birincisi şu. Ben dedim ki feature'da e, ben burada bakacağım şeyler bir sürü parametreye bakacağım. Önce servisime bakmak istiyorum. Servisime baktıktan sonrasında bu sample view'un bir de tabii ki de bir aslında bir V modeli var. Aslında biznesi yapan yer. onu da testini yazmak isteyeceğim. Hepsini burada aslında yazacağım. Burada klasörleyerek yazılır mı? Tartışılır ama yazabilirsiniz. Burada V modeli diye ayırıp bunun da testini burada yazabiliriz. Çok önemli değil. Şimdi birincisi en basitinden yapacağım işlem şu arkadaşlar. Diyorum ki benim zaten içeride bildiğim üzere aslında ben bir sample yapmıştım bu konuda. I core diye benim bir tane içeride Cordio servisim var. Bakın burada bile I Cordio kullanıyorum. Nedenine şimdi geleceğim. Ve setup anında da diyorum ki Cordio'yu sen git network manager'ın içerisindeki instance'ın içerisindeki Cordio'yu al diyorum ve bunu setup anında set ediyorum. Tamam mı? Bakın I Cordio yapmamın bildiğim gibi bir amacı var. da bakın ne dönüyormuş. Görüyor musunuz? Mesela ben dedim ki bunun unit testini yazmak istiyorum. Tamam mı? Buraya geldim core kısmına geldim. Core diye de ayırdım şöyle yine burayı. Buraya da dedim ki network diye ayırayım. Tamam mı? Ee, bundan sonra ne olabilir? ne olabilir? Lokal diye olabilir. Database deniniz. Sonra buraya dedim ki core diyor test diye bir şey oluşturdum arkadaşlar. Yine buraya gelip test main diyerek bunu verdim burada. Buraya dedim ki core diyor test. Ee, şimdi bunu burada da yapabilirim. Veya ayrıda yapabilirim ama buradaki yapmam gereken hareket şu: bir tane mock dediğimiz sınıflar oluşturmamız gerekiyor. Mock sınıfın amacı şudur: ee, benim o sınıfımı veya oradaki interfeşimi alarak aslında businessımı burada hazırlayıp devamında ona geri döndüreceğim veya işlemlerimi yapıp sonuçlu sağlıklı sonuçları yapacağım metot ya da işlemler olarak düşünebilirsiniz. Buradaki ama amacım o I Cordio işini burada tanımlamak sonrasında da kendi sınıfın içerisinde yazmak. Yani demeye çalıştığım şu, şey şu. CordioMock diye şöyle bir sınıf oluştursam bunu private yapsam ki en azından başka şeyler bu instance'a erişemesin. Extend desem bakın extend de implement arasındaki fark şu oluyor. Birisi interface'i implement'e aslında bütün her şeyini almak gibi de extend deyince ondan tür etmiş gibi oluyorsunuz. İkisini de override edip yapabilirsiniz ama ben implement diyeceğim. Şöyle yapıp buna da i cordiyoyu şöyle vereceğim bakın, tamam mı? Bu diyecek ki, hani extend desem de olurdu gerçi burada önemli değil, şöyle de yapabilirdim. Yani fetchi metodun yok diyor bakın, fetch geldi buraya. Gayet de güzel bir şekilde buraya oturdu mu? Ay şurada sanırım bir yerde bir tane property mi kaydı? Bakıyorum. Tamam burası doğru. Ee, bir tane hatası var gibi sanki. Burası okey. Şurada bir yerde ha şurası yok. Map object olacak. Ha string olacak. Tamam. query parameter string string oluyor. Tamam bu da okey. Niye fetch bakayım. fetch'te query parameter ha dynamic olmuş. Şunu object yaparsanız daha iyi olur. Tamam. Başka yere dokunmaz zaten şu anlık. Burayı da object yaptım. Şimdi arkadaşlar bu metodun işte envai çeşit özelliği var, envai çeşit yaptığı iş var ya da business'lar var diyelim ya da yaptığı süreçler var, yaptığı işte bir sürü işlemler var. Bunların dışında benim burada şunu test etmem lazım. Bu adam fetch metodunu kol ettiğinde fetch metodu doğru şekilde çalışıyor mu? Yani fetch metodu... E, işlemlerini, business'larını burada doğru olarak yapıyor mu, bunun testlerini de yukarıda yazacağım. Diyeceğim ki mesela, işte fetch post diye, fetch bilmem ne de, sample bir şey de, bana bu datayı döndürüyor musun? Benim derdim bu. Normal şartta o TDD yaklaşımında işte ilk başta şurası zaten orada yazılır arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz kısım var ya, şu gördüğünüz kısım bakın ben şuradan şöyle alsam mesela, şurayı şöyle, şurayı, şunu şuradan alabilirim mesela, farzı misal. Şunu şuradan aldınız arkadaşlar. Tamam buraya getirdiniz. Bakın şuraya getirdiniz. Şunu async modifier vereyim. Ee, şu import paketi vereyim. Bakın şurada şey vermeniz gerekiyor bir de implement dersem sanki sanki burada daha doğru, doğru olacak. Yok o şeyi görmeyecek. Bir de bunun bu cordio'nun dio ee, Dio'da bur burada benim yaptığım işlemde özel bir işlem olduğu için şöyle yapmamız gerekecek. Ee, şöyle yaparsak bir yerde dio'dan dersem öyle kabul etmeyecektir. With dio dersek tamam güzel. Dio clear, dio close, dio delete. Bunların hepsini alman lazım diyor. Hayır hayır istemiyorum diyorum. Şöyle implement diyeyim. Şimdi şöyle yaparsak sanırsam buradan çıkacağız ama yine çıkamadık. Neden? Çünkü ee, core dio'ya gidecek olur, bakacak olursak ha şu şekilde kullanmam gerekiyormuş. Tamam okey şu bu Dio'nun üzerine bir şey ya bu sınıfı kullandığım için Arkadaşlar şu saatten sonra şöyle yapsam da yok o ekstrem zaten öyle oldu tamam video mixin Okey burası okey tam burası da geldi burada bir tane e, rovali var Bu da muhtemelen string extension'dır. Bunun bunun e, bilmiyorum rovali nereden gelmiş ama bakalım korduyor rovali nerede yani network type extension diye bir şeymiş. Onu da buraya ekliyorum. Bu sayede buradan şunu sağlamış olacağım. Boş bir yere ekleyeyim şöyle. Bir saniye bir tane sınıfın içerisine girip şöyle eklersek. Evet. Tamam süper. Şimdi bu metot fetch metodunun yapması gereken özelliği diyelim ki biz burada yazacağız. Ee, i̇şte buradaki yaptığı işlemler vesaireler mesela burada mesela yine hani kordiyodan toplayacak <laughs> toplayacak olursak ee, şuradakileri de mesela yine aynı şekilde alıp şuraya. Yani ben bu metodu önce bu işi burada yapıyorum tamam mı? Şu işi burada hazırlıyorum. Yani Dart HTML <laughs> Dart io. Bir de o response parser varmış mesela bakın. Bunun şu an ne yaptığını bilmiyoruz değil mi? Bunun da mesela testinin yazılması gerekecek ki. Bilelim yani. Bu şu an mesela değil mi? test edemiyoruz. Mesela bunu da buraya aldım burayı da buraya aldım Mesela bu şu an benim için bu kor e, sınıfım hazır Peki buraya geldim mi ne, <laughs> ne yapıyorum arkadaşlar diyorum ki ya ben bir tane ay kordiyodan türemiş Tamam bir tane diyor e, bir tane servis instance oluşturacağım tamam mı ve bu servise diyorum ki servisim benim e, e, alttan tere I core diyor mock sınıfım. Çünkü ben biliyorum ki mark sınıfı buradan türemiş. Şimdi buraya geldiğimde işte parametreler var. HTTP i̇şte 200 bir şeyse burada metotlarım var. İşte base modelden türemesi durumlarım var. Ben buraya geldiğimde birincisi diyorum ki ya benim bu fetch metodum doğru çalışıyor mu? Birini test ettim. Konu bu. Diyorum ki o zaman git servisine tamam mı? Request fetch varmış. Bak fetch'e çalış. Fetch'e git. Ne bekliyorsun benden pet olarak? E, string pet bekliyorsun sen şu an şu an bu arada servisin e, Cordia Mock'u verdik lakin servisin base yok e, bir tane servise şöyle base URL'ini verebilir miyim e, tut tut option'u da kapalı tabi kapalı bunların hepsi şu an sadece <laughs> Cordia Mock'da olduğumuz için e, buradaki yapmam gereken hareket şu benim kordiyom nerede? Bir saniye şöyle yapacağım. Yani kordiyoya çok girmenin anlamı yoktu aslında ama neyse. Ee, şöyle yapalım. Hani şunu da almam gerekiyor ki şu propertlerini vermiş olayım arkadaşlar. Şunları da alayım ki şöyle. Şunu da şurada set edeyim. Şu. Mesela şurada şey alabilirim. Kordiyo, Mokta yine e, aynıları olsun da neyse. Yani aynı sınıf olması zaten lazım. Hani test yazıyoruz en niyetinde. Ama buradaki amacım benim şey. Şöyle kullanayım ki. Şöyle yapacağım. Yani bunu şuraya geldim de artık benden bu bir option bekleyecek. Base option. Bunu da base öğrenine gelin bir tane json placeholder type'dan kullanalım şuradan bir şey. Aa, ne varmış? Post alayım mesela. Tamam Şunu şuraya verdim arkadaşlar. Bezier'e bunu şöyle set ettim. Tamam burası güzel. Sonuna da post. Tamam güzel. Bu okey. Buraya geldim de type'ını istiyor benden bakın. HTTP type'ını vermemi istiyor. HTTP types nokta şu an get diyorum. Parse model ve işte burada bizim kurduğumuz bir yapı vardı. Ben ne istiyorum ve ne veriyorum? Diyorum ki ben o zaman sana yine bildiğimiz aslında şu json to dart olaylarını yaparak burada hani bir sample'ını yapmış olalım tekrardan bir şöyle sample şöyle bir post model diye bir şey oluşturuyorum. Bunu copy diyorum buradan. Buraya geldiğimde hani ben bunu şu an gerçekte kullanmıyorum. Kullanacak olsam olur da şuraya toplayabilirim hani bunların hepsini. Şu an bu sınıfı yani şuraya da yazabilirdim ayrı olarak da neyse. Hani görün diye ben buraya topladım sadece ama şöyle yapayım hadi bunu yine de dışarı çıkartayım. Şuraya gelip post diyor mock model diyebilirim. Bunu sadece diyor için yapıyorum ya onun için şuraya post model olsun adı önemli değil. Extend base modelden diyoruz. Bu bizim zaten kullandığımız bir özellik. Post model şöyle propertiesini veriyorum. Şuraya gelip bir tane eksik olan missingini veriyorum. Object diyor return post model from json.json döndürdüğünde burası okey. Burası da artık hazır. Buraya geldim ve diyorum ki ben bir tane fetch'imde bakın. Fetch'imde ne istiyor? Bir tane response, I response model'dan türemiş. Bakın I responsible, ay pardon. T'de parse model istiyor. Base model'den R'de de ne isteyeceğini istiyor. Ben diyorum ki list, geriye ben list base şeyde önermek istiyorum. Post model. Sana da post model veriyorum. Post model olarak parse et bunu. Buraya da post modelimi veriyorum. Şimdi ben bunu buradan kullandığımda e, bunun başına final e, data dediğimde, buna da await attığımda arkadaşlar, şöyle yaptığımda e, şuraya da gelip artık şurada expect diyerek de bakın yine bir yine kullanım, data nokta e, datası is list var burada bir tane, is list diye kontrol edeceğim ve buradaki aslında birinci o kordiyomun ben şunu test etmiş oluyorum, e, mesela sadece list olarak çalışıp çalışmadığını ee, sonrasında yine bu metotlardan 3 tane daha yazıp işte liste karşı tepkisi bilmem neye karşı tepkisi bakıyorum ne diyor. Ee, bakalım. Not name e, request de bir hata verdi sanırsam. Bakalım nerede bir hata vermiş. Yani bir dakika cordio test mesela ne güzel test aldık hatayı. Tamam devam. Oğlum, geç 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 geç. Tamam okey dur. Bir daha bakalım şuraya. Cordio testimi verdim. Servisimi e, bağladım. Jason Placeholder. Ha şu çalışmamış. Başına şey vermemişiz. Tamam okey. Bir daha kol ettik. Mesela bunu da burada anlamış olduk. Ha, bunu da anlamak için yine belki şey yapabilirdik. Kontrol yapabilirdik. Mesela bakın. Bir hata geldi. Neden? E, ne gelmişti? Hata gelmiş mesela. Şöyle bir daha kontrol edelim. Şuradan bir daha kol edelim. Response modele gelmiş. Bakın şuraya response modela. R ne? Ve list, list post model. Data ne? Data'nın ne olduğunu anlamadım. Bakayım. Data'da bir sıkıntı var. Part model. Response model'de de. Bir saniye. Ha bak burada şunu yanlış vermişim. Response nokta data olacak bu. Hani orada hayat... Evet. <laughs> Yani güzel bunu burada yakaladık bir daha çalıştıralım mesela işte testin amacı bu burada şu an red red o red green muhabbeti var ya mesela bunu da sağlamış oluyorum tekrar geldim artık datamın evet list olduğunu gördüm buraya geldi ee, bak type chest hatası vardı bunun da e, yöntemi şu arkadaşlar şurada hemen chest diyorsunuz şunu da ray olarak verirsem bu da bitmiş olacak şundan da şöyle yaptığımda e, bir dakika list dynamic şimdi şöyle yaparsam çalışacak. Kestir verdim. Ondan sonra tekrar şu, çok mantıklı ama işte. Ee, bakıyorum. Nerede hata veriyor? Bir saniye. Data. Data okey. Bir map dönüyorsun. Hani data şunu map de diyebilirdim bu arada. map dönüyorsun. Tamam. Bir dakika. Ee, bir daha bakalım. Şuradaki hatamız ne? Mesela hatamızı anlamış olalım. Ee, bir daha bakıyorum. Dynamic data diyor. Data dynamic. Okey. Önemli değil. Ee, data'yı map'leyerek döndürüyorum. Data şuraya girdiğinde map'le liste ise listele. Tamam. Sonra casted. Casted. R'ye. Ve tool list olarak döndür aslında. Ama tabi tool list dersek sadece burada şey diyecek. Kızacak. Bir daha çalıştırsın şimdi şuradan. Hop. Bir daha. Run. Start debugging diyeyim şöyle. Bir daha çalıştırsın. Bir yerdeki hatamızı görelim. Data is list. Ee, fetch ettiğimin bir saniye. Bir yerinde yanlış gözümden bir şey kaçıyor. Onu yakalamaya çalışıyorum şu an. Fetch ettim. R type bekliyorum. T type verdim. Okey. Base model. Tamam bu da güzel. Base modelimi de verdim burada. Post modelden posta şey alacaksın diye. Burası okey. Data zaten şuraya kadar geliyor. Parser'ımda bir sıkıntım var. Data geldi. Şurayı yaptıktan sonrasında ee, şurada bir sıkıntıya düşüyor ve diyor ki şöyle yapsak peki. Bir daha şöyle kol etsem. Bakın şimdi buradan işte red 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 green. Anlıyoruz şimdi buradaki hatamızı da. Hatamızı da bulup hemen anlayacağız. Map list diyor. Bunu tabi datayı öyle kestiremedi. Data list ama data map aslında. Map list item. Şimdi bunu model yaptım ben burada. Doğru muyum? Doğruyum. Şimdi ben bunu to list dediğimde. R dersem böyle burada yok. Şöyle kes dediğimde çalışmış olması lazım. Son kez bakıyorum. Bu yandan da çalışan örneğimi de bir yandan açacağım. Şuradan. Ee, nerede parserında hata Hangisini Hangisinde hata yaptım hatırlayamadım. Bakıyorum buradan da bir yandan. Parser body. Kesti. Ha, pardon. Tabii ki ya R kestedilir mi? T'ye şey kestedilecek bu arkadaşlar. Burada şimdi ben bu R dersem olmaz. Ne oldu belli değil. Burada bir tane de R ve T'yi alacağım yine burada. R yine burada, T de burada. Buradaki amacım buraya kestedip hani T modele kestedip o listeyi alabilmek aslında. Aynen. Üstümüzden kaçmış. Nice. Tamam, problem değil. Bakın bu sayede yine Red Dead Green'e gittik. Şimdi buradaki yaptığım şey benim için tam burası için okey. Ama dediğim gibi ben şu an burada daha şey şu an data is list okey. Mesela data bu da list zaten. Okey burası çalışacak. Şimdi bunu anladım. Benim burada artık neleri yazmam biliyor musunuz? Şunları yazmam lazım. Ben diyorum ki artık core diyor liste göre çalışıyor bu metot. Ee, bu işlemini yapıyor. Ya da core şimdi burada şey yapmam lazım. Mesela bir objeye göre ve bunların bir tane de mesela bir tane primitive type'a göre Neler yaptığını burada testini yazmamız lazım bir şeyle. Bunları en azından devam lazım ki ve bir de error durumunda yani bir crash geldiğindeki bunları burada anlayıp buradan bunları tanımlamamız gerekiyor. Bu bizim e, servis değerlerinde yapmamız gereken ve buradakine göre burayı düzenleyerek e, burada var mı yanlış mı gidiyor yanlış mı geliyor yanlışsa ne hatalı ne hatasız diye kontrol etmem gerekiyor. Ha ben burada bu arada şunu da yapabilirim e, mesela bu fetch'im var tamam mı? Ben bu fetch'in emniyetinde sadece parse modelini kontrol etmek için, tamam mı, şuraya bir tane daha, e, bir tane max sınıf, bir tane daha metod yazabilirim. Derim ki, e, function e, parser, şimdi bir response body parser metodum var ya, fetch2 diye bir şey yazdım mesela. Kendi oluşturduğum, dışarıdan alacağım mesela, şöyle bir şey yapabilirim mesela. E, bu mesela, e, mesela şu mu, yani listem çok da. Şuraya kadar alayım mesela tamam mı? Şöyle aldım diyorum ki string data tamam ben bir tane data tanımlıyorum. Ee, en nihayetinde bunun dışarıda da bağımlı olmaması lazım yani bu metodu benim test edebili olmam lazım ee, ve networkte olmayabilir. Başarılı mı başarısız mı buna bakacağım benim derdim bu. Yine aynı fetch metodunun yine aynı aslında. şöyle yapabilirim. Şunun fetch'in ee, mesela fetch'in no network diye şöyle mesela yaptım. Tamam mı? Buna istek atıyorum. Buradaki yapacağım hareket de şu. Response data şurada bakın görüyorsunuz. Ben burada bir tane string dummy bir tane şey oluşturuyorum. Data. Şöyle yapacağım. Bunu burada oluşturmamak lazım gerçi ama şuradan alayım tekrardan. Bir tane de koyabilirdim gerçi. Şunu da şöyle kapatırsam bu json okey. Bu, bu json data oluşturdum. Dummy json. Peki ne yapıyorum biliyor musunuz? Şuraya geldiğimde artık ben diyorum ki burada bunu bekleme, response'un senin, json decodelayarak git bu e, dummy json'ı parse et. Ve benim şu an burada şunu test etmiş olacağım arkadaşlar. Diyeceğim ki ya tamam mesela buraya geldim. Cordio listimde ben burada artık Cordio listin no network'süz durumunda da kontrol testini yazmış olacağım. Diyeceğim ki e, no network'süz durumda fetch2'yi call et. Fetch yine pardon. Fetch ne yaptık onun adına? Fetch no network demişiz. Fetch no network'ü call ettim. Bakın her şey aynı aslında. Fetch no network yok mu? Nerede? Icordion'un içerisinde olmadığı için tabi. Mesela şuraya bir tane daha bunu oluşturabilirim tabii. Bu metodu tabi bundan şey yapmamak lazım da görmeyecektir. Şöyle yapabilirim bir tane daha. Yine buraya mesela ee, aa, şöyle iCordio full deyip mesela şöyle extends deyip bunu da iCordio'dan şunu da hani bunu da görmesini sağlarım şöyle. Buna bunu da eklerim mesela. Tamam buna no network fetch desem fetch diye metod eklesem şöyle bunu da buraya vermiş olsam. Şimdi şurayı o zaman gelip şuradan kola dersek iCordio'dan değil de iCordio full'dan şey yaparsam ve şunu da bu sınıfımı da iCordio full'dan alırsam ne yok dedi yani no network fetch yok dedi aslında isimler aynı niye yok dedi nerede fetch no network'mış adı tamam şuraya gittiğimde iCordio full'e gittiğimde okey bakın burasını da bu şekilde yapmış oluyorum gayet aslında ee, simple oldu best ama buradaki dediğim gibi ben neyi test ediyorum diyorum ki bu benim metodum artık no network olduğu durumda da testini yazdım bakın test onun için aslında testler böyle uzur uzur gider ve ben buraya geldiğimde şunu çalıştırdığımda ben yine aynı sonucun gelmesini bekliyorum benim derdim bu ha burada ben dediğim gibi servisten 400 geliyor 500 geliyor benim bunları test etmemem lazım ben buradan bak aldım cevabımı ha okey benim için bitti yok yanlış aldım şimdi yok yanlış dur dur ee, no network fetch fetch no network fetch work dedim. Aynısı metot, her şey aynı. Ama ben burada artık bunun inter interneti olan senaryosunda kontrol etmiş oldum. Okay. Ne hata verdi? Şey, body de sanki bir hata verdi gibi bir saniye. O şey. JSON aslında dışarıdan okutmak daha mantıklı ama ee, şöyle yapayım. Ee, burası okey gibi duruyor gözüme. Şurası yani şu jason valid jason gibi duruyor ama bakalım. Ee, jason validator açayım bir tane. Doğrudur muhtemelen de. Process diyeyim, tamam validate. Bir daha kolay edelim şey metodu. Şuraya gelen neymiş onu merak ettim. Şuraya mı gelmiyor acaba? Ona baktım da. Dur bakayım. Aa, convert, convertible diyor. Body de kızmış. Body nerede? Bir saniye. Ha şunlara mı kızdın? Şöyle kullanacaksın. Özel karakter kullanmak için de şöyle yapmamız lazım da. Yok, başına şey eklememiydik. Şöyle bir şey vardı unuttum onu. Escape karakter bakayım. Dart escape karakter ne diyor? Dart escape karakter deyince. Başına bir şey vardı unuttum onun olduğunu. Dur bakayım. Ha şöyle. Alttan tıra dalırdı. Dur bakayım. Dolar, dolar, dolar amca olması lazım diyor ama anlamadım. Tamam. Ne şuradaki olayı anlamadım. Neyse şu şunları ben mi şöyle bir şuradan bir yok edeyim şöyle daha iyi olacak. Bir Jason Valid. Tabi bunu da belki eski bir karaktere göre mesela kod yazmak gerekecek belki de. onu şu an ben emin değilim. Ona, o topa çok girmiyorum. Ama no how açısından güzel yani. Demin şu an ben bu klasın e, network layer'ımın ben en nihayetinde no network o durumda parse ettiğini, dataları verdiğini, şey olduğunu, bir dummy ile de yaptığını görüyorum. Şimdi ne hata verdi acaba? Totam ne? O, cez, o string var ya benim mahvetti. Totem. Atam totam. Okey. Tekrar kol ettim. Artık string okey. Şimdi decode edecek bunu. Tamam status kod diye bir şey yok ama burada onu ağlayacak. Mesela response'un status kodu yok. Ee, şöyle yapmak lazım. Ya yani buralara hiç girmeden hop şöyle yapması lazım. Şunları artık şu topa görmemesi lazım. Request atmıyorum çünkü. Yani lokale de request alıp da yapabilirsiniz ama yani bu no network senaryosu olduğu için e, non network böyle bir şey gerek yok. Bu okey, güzel. Yani buradaki amacım benim size bunu çok basit seviyede anlatıp yine yine bir bakalım nerede hatamız bu kez. Son kez bakıyorum. Ha, response'u direkt set edeceğim bu kez. Tamam, okey. Data yok ya. Burada gelen JSON'ı part edip parsını test etmiş olacağım. Tamam, data is list. Okey. Süper. Mesela bunu yaptık. Biz burada burada benim o işte neden interface'ler kullandığımızın basit örneklerinden bir tanesi buydu. Bu sayede ben burada bunu yaptıktan sonra bütün metodlarını denedim. Ee, içerikleri biliyorum. Tabi bunu buradan çıkarmak lazım. Daha iyi olur. Kordiyamok diye bir şuraya bir tane sınıf yapıp. Dart yapıp şöyle şunu şuraya atıp bunu buraya atmak tabii ki daha mantıklı. Ama lakin şunları ya, bir saniye. Şunları ben şöyle bir alayım. Çok öyle importlamakla uğraşmayalım. Şunu da şöyle bir sileyim. Nice, bu kadar. Cardia Mock'dan türemiş. Onu da aslında part of part ile yapabilirdik bu arada. Part of deyip sadece bu klasın göreceği hale de getirebilirdim onu da. Evet çok önemli değil. Buradaki tek sıkıntı şunları fix import çalıştırmıyor ne yazık. Tamam güzel. Bu da okey. Bu da okey. Şimdi bunu yaptık. Ee, buradaki testimizi yazdık. En azından birinci sınıfımız. ya yani bakın buradaki de dediğim gibi amacınızın fonksiyonu sağlamak. Mesela aklımda şey vardı. Onboard view model yapmışız biz tamam mı? Demişiz ki onboard view model. Hadi diyelim onboard view model'ın unit testini yazalım. Bunu nasıl yazmamız lazım? Hani servis testlerini 3 aşağı 5 yukarı anladınız. Hani login'i de yazsam testi yazsaydım. Hani şuraya yazsaydım aynısı olacaktı. Ee, buradaki bir feature daha yapıp mesela on board view model diyeyim şöyle. Onboard board feature'ına diyeyim. Buraya yani yine unit testini, servis testini yazabilirsiniz ama mesela ben business'ı test edeceğim. Yani o ekran istediğimi yapıyor mu? Benim derdim o. View model. Şey, on diye de kalsın ya da böyle. Tamam güzel. Onboard board mock model view model diyeceğim şöyle. Tamam buraya gelip bir tane onboard şöyle bir tane sınıf oluşturup Onboard mock view model diyeceğim. Burada yine extend deyip de verebilirim ama implement diyerek o bütün metotlarını almak istiyorum onun hepsini çünkü yazacağım burada. Onboard view model dedim, şuna da gelip, aa, neden yapamıyorum? Bundaki yaşadığım sıkıntı ne biliyor musunuz? Şu onboard view model bir abstract kılısı olduğu için buradan extend diyerek şöyle yapsam. Ha yok isimler aynıymış zaten, yok pardon on board view model dersem bunu da implement istersek okey. Tamam. Override'larını ver dedim. Context'i aldı. Bakın core oluyor yine burada. Yine işlemleri var. Init anda işlemler yapıyor. Hepsini burada yapıyor ve on page change gibi metotlar yapıyor. Tamam mı? Şuralarda tabii ki işte data mesela geliyormuş belki. Ne olduğunu bilmiyorum. Mesela on page change varmış. Ben on page de ne bekliyorum mesela burada? şunu bekliyorum. Diyorum ki buraya bir value geldiğinde yukarıdaki current page index eşittir value olmasını bekliyorum. Ardından şu set context muhabbetinde de şu an bu set context'ler burada çalışmayacaktı. Onun için bunun çok anlamı yok. Context'ler çünkü UI ister. Ben UI testi yazmıyorum. Init anı da benim için önemli. init anında da bu ayağa kalktığında mesela bunu çalıştığında ben şey bekliyorum. Diyorum ki ben bu core dolduracağım. Bir cordiordan doldurabilirim ya da şöyle yapabilirim. Şu an çok önemli burası. Burayı böyle doldurabilirim. Sonrasında diyelim ki bakın onboard modeli doldurdum bir request'im var. Function yapacağım şöyle get e, ve şuraya yazmamız mesela bunun şu an burada herhangi bir interface olmadığı için gerçi interface yapabiliriz. Olmasa da olur. Çok önemli değil. Buraya gelip şey yazacağım. Function onboard board Get models diyeyim mesela. Servisten çekiyor diyelim. Tamam mı? Bakın servisten çekiyor diyelim. Benim burada şunu yapmam gerekiyor. Servisten çeken layer'ındaki kısmını buraya yazmam gerekiyor. Yani cordio'ya cordio.fetch diyerek tamam mı? Pet'ine işte e, hello, mello önemli değil. Bunları burada doldurmuyorum şu an. Bunu vererek bunu call etmem gerekiyor. Tamam Birincisi yapmam gereken hareket bu. E, bu hareketi yaptıktan sonrasında bu hareketten gelen sonuca göre de onboard'un yukarıdaki listeyi dolduracağım tamam mı diyelim buradaki gelen sonuca göre de e, bu onboard modeli eşittir on list şöyle bir array yapıp içerisinde de bir tane onboard model gelmiş gibi düşünün tamam mı bunu e, şöyle de set etmiş olayım şuraya 1 diye tamam mı? burası ok to burası gelmiş gibi düşünün hatta buraya şey de yapabilirdik bu arada cordio test yaptık ya bir tane cordio mock'unu yaptık ya cordio mock da şey yaptık ya şurada. E, bunun testinde yazdık ya şurada mesela şöyle bir şey yaptık. Doğrudan bunu da böyle kol edebilirdim mesela burada hani daha net bir örnek olması için. E, şuraya core diyor yazarsak şöyle bunu servisle yapabilirsiniz ismini. Şunları da verip hani app pardon post model fazla oluştu. Burayı da gayet güzel bir şekilde şöyle tasarlamış olurduk. Hani yazdık burası dediğim sample önemli değil. E, datasını alırdım ben burada. Sonra bu da işte şuraya gelip şey yapabilirdiniz bundan sonra. Bunu da bu arada globalde kontrol etmeniz lazım yani. E, datanın işte hep datası is list mi diye kontrol edip sonrasında bu onboard modele mesela bu datayı mapleyerek mesela datanın şey ya da response diyeyim dur. response'un datasını mapleyerek diyelim ki onboard modele çeviriyorum. Tamam mı? Hani bu demi dummy senaryo. E nokta ne bileyim title'a ver. Ve bunu onboard modele eşitle diyorum. Bu işlem olurken de mesela diyelim ki sayfamda bir loading barım var. Bu is loading diyorum. True diyorum mesela şu anlık false diyorum. Bu da burada kalıyor. Mesela bu işlemi yaparken de bir tane daha burada dedim, ayırmak, separate etmek anı açısından da Function getServiceRequest diyorum burada tamam mı getServiceRequest diye bir tane metodum olsun onu istiyorum. Onboard get modeli de diyorum ki bunu user görmesin, user sadece buraya kolatsın ve gerisine karışmasın. Bu amca gidiyor, burada çağrılıyor, burada çağrıldığında şöyle çalışıyor, diyor ki e benim senin bir tane metodun var, işte bunu evet diyorum asenkron as olarak bekleteceğim burada, bu işlem olduğunda isLoading'e bak, bunu true diye mi kontrol et, bunu da sonra bunu gel. işim bittikten sonrasında da is loading'i false çek. Şimdi benim senaryo olurum neler? Diyorum ki işte bu senaryoda önce birincisi olarak onboard get model data çağrıldığında mesela e, data doluyor mu? Birincisi bu. Şöyle yapayım. Onboard get model data, data dolduğunda mockladığım, mock mockladığım için bunu private yapabilirim. Önemli değil de böyle açık olabilir. Bu da doluyor mu? İkinci senaryom benim bu e, servis request'imin e, servisten gelen cevaba göre isloading'i true olup sayfada bu da, veri değişiyor mu? Bir üçüncü senaryoda diyelim o patch change diye bir metodum var. Bunu call ettiğimde ilgili property e, değişiyor mu veya değişmiyor mu? E, veya aklınıza gelebilecek herhangi bir yine diyelim ki başka bir sınıftan, başka bir e, yazılmış bir e, özelliğiniz var diyelim. Diyelim ki mesela bir tane buraya string extension kazan stringle alakalı bir şey kazandıracaksınız buraya da yine bir e, string helper diyelim mesela tam bu mesela şöyle olsun I string helper diyeceğim mesela diyelim bu metot da içeride kullanılacak bunu da bir abstract olarak tanımlayayım mesela ne yapsın bu tamam bu desin ki bunun şöyle bir özelliği olsun function toUpper gibi olsun artık da var mı onu da çok hatırlamıyorum ama şöyle kullanılacak upper'ın özelliği de şu diyorum ki buraya e, bir string String data alıyorsun. Tamam bir string data alıp bunu yine string'e geri döndürüyorsun. Özelliğim bu. Mesela bunu da yine mock sınıfımızda diğer her yerde olması için yine burada bu şekilde tanımlayıp ee, string helper diye vermiş olmamız lazım. Ve init olduğu anda da bunu string helper'ımızdan e, ee, string helper diye kol etmemiz lazım ki burası çalışsın tamam mı? Ha, yani gerçi i string helper şu an için dolu değil. Bundan türeyen bir tane de sınıf yapacaktım tabii ki. String helper diye. Extend I string helper diye düşünebilirsiniz. Tabi bunu mock olarak da adlandırabiliriz. E, korunda yazarsınız. Peki bu amca ne yapıyor? Hemen bu amca diyor ki bu sınıf hani özelliğin yok içeride diyor. Bu arkadaş da geliyor diyor ki return data to upper vardır umarım. Evet to upper case yapıyor mesela. Hani farz misal diyorum bunu yapıyor. Ardından buraya gelme String helper'ımı şöyle şurada set etmiş oluyorum. E, neden interface yaptık? Dedi ki işte e, olur da başka hani kullanacak mesela mock string helper'ı kullandı. Adam içeride normal string Helper kullanacak veya başka şeyler kullanacak. Benim amacım string helper'ı e, tanımlamak. Sonrasını içeride zaten adam ona göre kullanacak. Bilecek ki mock string Helper ve orası metot çalışıyorsa zaten içerideki de bununla bağlantılı olacağı için bu kodu oraya alacağın için td mantığı olacaktır. Mesela yine string burada bu şekilde tanımlamış olman lazımdı. Ardından da mesela şunu yapmış olmak lazımdı mesela. Diyelim ki senin bünyesindeki e, datalarını doldururken e, yine String Helper'ı kullanarak e, nokta to o e nokta işte title veriyorduk. Mesela yine bunun bu şekilde bu bittikten sonra testini almamız lazım yani buraya geldik artık <laughs> o güzel ana geldik. Onboard test nokta dart dedik. Bakın şu an e, o onboard değil onboard gibi çok değişik kavramlar var ama genel kafanın hep bu şekilde olması lazım. Yani o interface'ler o şeylerle buradaki amacımızın bakın buradaki amacımızın şu olması lazım. Mesela benim ice string helper yazacağım bir özel extension'ın mocklanmış sınıfında şunu yapması lazım. Ee, amacı o datanın herhangi bir şeye bağlı olmaksızın datayı alıp upper case yapıyor mu? Benim derdim bu. Yani burada ben eğer bir tane de string helper için bir ee, şey yapıyor olsaydım mock sınıfımı test ediyorsaydım onu da buraya atıyorsaydım şöyle test main diye ben kendi sınıfımı tekrar kod edeceğim. Diyorum ki mesela bir tane string e, string helper diyorum. Buraya gelip peki ne yapmamız lazım? E, bir tane onboard onboard mock, model tanımlıyorum şöyle mock view model dedim. bunda e, bunu da tabi gerçi ident interface olarak da yapabilirdik ama onu yapmadık şu anlık. Tamam bu şekilde kalsın. Normalde şey hani onu da yine aynı şekilde mock onboard'un özelliklerini de ortaklaştırabilirdik. Neyse. Diyelim ki var olan sınıfımızı yapıyoruz bu işi. Birinci olarak benim bakacağım şu işte. Mock view model'in içerisinde bir tane de şey. Şuraya mesela şurada yapayım. I string helper diye bir tane olsun. Şurada string helper. Tamam buraya da bakın string helper işte. Bunu, bunu demeye çalışıyordum. Burada da işte mock string helper'dan türettiğimi bileceksiniz. Buraya geldiğinizde arkadaşlar diyorsunuz ki string helper'ım, ben bunu test ediyorum. E, uppercase. Benim, benim test ettiğim hareket şu, benim bir tane diyorum ki final string'im var, bir tane text'im var. Hello. Tamam mı? Ben diyorum ki benim bu uppercase yapacak ya, string helper nokta uppercase to upper e, hello text diyorum. Tamam mı? Text diyorum. Burası okey mi? Burasını to upper yaptıktan sonrasında diyorum ki ee, expect diyorum şöyle. Bu mesela şu text artık şu şunu şöyle yapayım. String text diyeyim. Text'i de şöyle eşitleyeyim. Diyorum ki bu text is upper var mı? is upper case olsa var efsane olurmuş da. Ee, boşluğunu, boşluğunun kontrol edemem. To upper olduğunda bunun e, neyini kontrol edebiliriz? Bu text eee is not empty de olmaz. Ya ben bunların hepsinin karakterlerinin tek tek izoforluğuna bakacaktım. İzoforluğunu kontrol etmek için gerçi tot bir şeyler yazmak lazım da e, ya da regex'e göre bakacaktık. Ayrıca regex yazıp buraya bakabilirdik. Mesela Bakalım mesela şuradan bir upper case regex desem şöyle. Şöyle bir tane upper case için bir regex bulsaydık mesela arkadaşlar. Online editörler online regex de yok mu? Tamam şurada mesela bir tane var mı? Bu buna uyuyor diyor. Hani tamam şu oluyormuş. Şu şekilde mi kullanılıyormuş? Tamam güzel. Burada da kullanmak isteseydim bakın şöyle yapacaktım. Text.contains deyip zaten bakın burada örneği var gösteriyor. Ee, şöyle yapabilecektim. Zaten o örnek de oymuş zaten. Neden? Bak şurada görüyor musunuz? Ee, şey. Büyük e, şey olduğunu R, yine aynı mantıkla. R. Aynısı. Şuraya geliyorum. Başına R atıyorum. Sanırım bu, bu R kullanmadan olmuyor da burada. Eee RegEx ne diyor bu problem only after tam burası okey, şuradakine bakıyordum da. Şu sanırsam bu RegEx burada yiyecektir ya bu ne dönüyormuş? Bakın şurada true false dönüyormuş. Ben bunun e, bu text nokta aslında şurada şöyle olmasını bekliyorum. Şunun şöyle olması lazım, şuranın true Bu işlemin true olmasını bekliyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Şuraya geldiğinde şu konten e değil ona bakacağım. Şuraya debug konsoldan bir kontrol ediyorum gerçekten doğru mu çalışıyor diye. False döndü. White false aslında. Bakalım text doğru mu peki? Hello doğru aslında. Upper yapınca acaba şey yapmadığı için mi olacak diye düşünüyorum. Acaba trim etmediği için mi olabilir diye düşünüyorum. Bir trim edip atayım tekrardan. Şöyle yapacağım. Yani o boşlukları atıp tekrar çalıştıralım acaba başıncı birinci harfi saymıyor olabilir mi diye düşünüyorum ama bakalım yo fos döndü ee, şöyle yaptığımda ne dönüyor ama boşluk bu buraya tam çalışmıyor gibi ya bir saniye buraya gitsem Şuradan bir tane düzgün, şöyle düzgün, tatlı bir regex istiyorum. Şu mu acaba? Bir daha bakalım. Tamam false tamam anladık anladık, false diye her yer kızıyor ya. Regex diyor, aslında şöyle kullanmam, sanırsam şöyle kullanmadığım için de yapmıyor olabilir. Bir daha bir kontrol edeyim. Benim regex extensionlarım da var gerçi. Ben kötü oradan bir tanesini şey yaparım. Şöyle bir daha bakayım. Fos geldi. Dur bakayım. Update versiyon demiş regex 101 demiş. Ya çok kompleks ya. Basit bir case'in şeyini bulmak ne kadar enteresanmış. Regex de var ya adama harbi yazıyor. şu work demiş. Regex online'a e gidelim bakalım bir test edelim. Bizde de work olacak mı? Bir yazalım. Hello. Ha vallahi çalışıyor on numara. Tam bu istediğim. Şöyle yapayım. Bir daha kol edelim. Ee, tut Şurada bir tane daha şöyle. Şöyle mi olacak diye düşünüyorum da. Ee, doğru hatırlıyorum ya bence ben doğru yapıyorum da şu an oraya geçse oraya yedirtemedim. Bir daha bir kol edeyim ben de şuradan bir dart ki bizim yazdığımız o regex'in bir tanesini hemen bir çalayım şuradan. Hemen kendi yazdım string regex'lerden şuradan. String extension'larımdaki regex'ten bir tanesini çalayım. Şeyi hatırlayamadım. String extension bir regex'im var mı? Burada kullandım. Evet bir tane buldum. Regex diye eklemişiz aslında. Aa ben regex koymadım. Ha, onun için kızıyor. Evet tamam. Şöyle e, regex'le de okumuyormuş. Tamam bir dakika şöyle kullanmam gerekiyormuş. Content'le de regex demeyeyim mi? Aynen ben şu da hata yapıyorum ya. E, şöyle yapacağım. Content regex diyeceğim aynen. Şöyle olacak. Şunu şöyle alayım şuradan hatta. Hatta buraya bunu böyle atsam bence hiçbir sorun olmaz. Benim yazdığım kendi koduna da öyle yapmıştım zaten. Direkt atmışım yani hiç. O RM yazmamışım başına. Şöyle yaptım da çalışmış yani. Yes. Bir daha çalıştı bakalım. Bence bir kez şey yiyecek. Yes. Tamam. Güzel. Regex'imizi yazmış olduk. Bu Regex'i gerçekten Constant'a çıkarmak lazım da Regex yanlış hatırlamışım. Neyse önemli değil. Okey. Mesela ben burada bunun testini yazdım. Bu da diyorum ki işte buna bağımlı olmaksızın e, ee, bu Regex'imin testini başarıyla geçirdim. Tabi bunu burada yazmak lazımdı. E, devam edecek olursam mesela diyecektim ki ee, bir tane onboard diyecektim ki on board get models diyecektim bir tane. Ondan sonra nelerim vardı benim mokladıklarımı bakacağım. Get modelim var, değil mi? Get service requestim var. Bir de on page changeim var. Get model, get service request ve e, ve ve check falan filan. Tamam. Bunları böyle tek tek ayrı ayrı kontrol edebilirim. Yani şöyle get modelim nasıl çalışıyor benim? Öncelikle ona bakacağız. Şöyle string'in e, mock mock modelime gideyim. Şu çalışıyor değil mi? Şurası. Tamam okey. Şuraya geldim. Şurada neydi? View model mıydı? O ne? Mock view model nokta onboard get models dedim. Tamam. Ot onboard get models ne yapmasını bekliyorum ben? Datayı çekecek postlarımı. Postlarımı çektikten sonra list olarak buraya atacak. E, ve benim burada bakacağım şey MockView modelin içerisindeki MockView modelin içerisindeki e, listemin onboard modelimin is not böyle bir gelmedi mi gelmiyor da is not empty olmasını bekleyeceğim. Buraya da await attım da arkadaşlar burası gayet tertemiz çalışacak. Ve birinci olarak get modelimi test etmiş olacağım mesela. Tabii bu şey senaryosu Eee, Nerede bir falan filan peş Nerede hata verdi? Dur hemen bulalım. Eee, Cordio. Base option'da şey yok tabi. Cordio maka gidelim tekrardan. Bunun testi neredeydi? Ay, şu yok ki kızıyor. Tamam okey, şimdi okey, her şey everything okey, tamam. Yani burada dedim, hatalar, sonuçlar, tık tık, test, 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 test. Ee, kesin post yanlış yazdık. Bakalım hocam. Burası doğru, cordio doğru. Cordio.fetch de doğru. Burası da aynı metodu aldım zaten, burada problem olması lazım postmadan hepsi doğru post doğru tut evet, tut 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 hepsi doğru yaşadığımız sıkıntı ne hocam bir daha bakalım Ya yerde bir problemimiz var could not source start core page json page ne diyor bu dayı kesin bir şey vermedim. Bakayım bir saniye şimdi. Ha, init'i çağırmadık. tabi e, tabii önce init'i çağırmamız lazım. Hmm. Şuraya geldiğinde setup'ta bu iş olduktan sonra MacView modelde init'i call etmemiz lazım. Call etmedik tabii data bir şey olmadı. Nice. Bunu da bu şekilde en azından anlamış oldum. Neden data kızdın? Yine şey. Muhtemelen o core bak şimdi diyor hata var burada. Bak ne yaptık? Core diyor mock'ta bunu düzelttik. Değil mi? Kordiyon Mock'ta bunun düzelttik. Şuradan alıyorum. Ee, bir daha şunu kol ediyorum. Aynı hatayı göreyim diye. Bu sayede onu oraya atmak lazımdı gerçi de. atmadık. Orada hata yaptık. Dur. Gel diyorum. Sen bunu al. Bir tane crash bir yerde şurada hata verecektir. Hop. Bunu da buraya attım mı? Tamam. On numarasın. Bir daha kol de Artık benim şu datamın ne olduğunu göreceğim ben. Aa. Her şeyi vermedik ya. Üf. Bir saniye. Cordio'da şurada hata yapmışım ya. Response.data'yı vermem lazımdı. Tamam. Şimdi her şey... Ay yanlış çalıştı. test olsun hepsi bizim olsun. Şimdi bu senaryo zaten dediğim gibi çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Ben her şey elimden geldiği kadar net bir şekilde uzun uzun da anlattım. Ee, ve hani dediğim gibi datamı da göreceğim falan. Burada parse edecek, basacak, geçecek. Ee, hani şurada şey yapmak lazım yine. Mesela burada da yine unit test'e bak hepsini anlıyorum. Diyorum ki tool list yap, sonra cast et bunu. Ee, bunu neye? Onboard modele. Bunu cast edeceksin diyorum. Bu kadar. Ve bu sayede burayı da kol etmiş oluyorum yine string bir selam çaktık. Seviyorum string extension'ı. Ee, güzel. Burası okey. Nice. birinciyi geçtik. Burasını hazırlamış oldum. Hem tedidi gidiyorum hem şey gidiyorum. Ee, şuna gerek yok. O modelde neyi test edeceğim? Get service request'imi aslında get modelde get service request'imi kontrol ettim ama loading'i kontrol etmedik. Şimdi diyoruz ki ya tamam sen request atacaksın ama ben artık o modelde get service request'imi kolatmak istiyorum. Tamam mı? Şunu yine ekledim buraya. Buradaki bakacağım parametrede şu. Diyeceğim ki bu işlem başladığında bir tane şurada bak. Önce expect diyorum. Is loading'i. Birincisi bu ikisi üst üste verilir mi onu düşünüyorum. Bence verilmez ama hadi bakalım. İlk durumda true olmasını bekliyorum. İkinci durumda false olmasını bekliyorum. Şimdi tekrardan şunu kol edelim. neresi evet, hata verdi? Şurada tekrar çalıştıracağım. Is loading. Şuranın false olacaktı. Pardon yanlış oldu. Orası geçti muhtemelen. Ya orası kalmış. Dur bakayım. Expect patronus. Is loading false. Aynen pardon. İlk durumda false. Request atıldığı anda ee, şu anda Bak get service request olduğu anda bunun true'ya geçmesi lazım. Ve böyle tekrardan kolumuzu devam ettirmemiz lazım. Aslında benim buradaki bakacağım parametre buydu. Hani service request true get service request true oldu mu? Olduysa tamam benim için işlem başladı. Burada den deyip de bakabilirdim veya şey diyerek bakabilirdim. Ee, sayfamda bu, bunu da burada kontrol etmiş olacaktım aslında. Tekrardan şöyle debug etmiş olursam ilk durumda false, ikinci durumda true olacak. İşini bitirip çıkacak. Bu da okey. Üçüncü sunumda, yani burası daha geliştirilir bu arada. Her türlü proje açayım, birlikte geliştiririz. Ee, neymiş bu? Onboard get service get check. Bu da şey herhalde. Yok, onboard artık bu şey. Onboard, on page change diyorum. Burada da şunu diyorum. Diyelim ki işlem başarılı. Benim de view modülümün içerisinde change bir tane on page change index var. Buraya 5 veriyorum. Diyorum ki expect patronus hesabı. Diyorum ki ben burada 5 bekliyorum. On mockv modelimin içerisindeki ee, şeyime current page indeximin 5 olmasını bekliyorum diyorum. Ve bunu da burada call ettiğinde mesela çalıştırıyorum. E, burada şöyle şeyler yapabilirdim mesela. E, yine bu işlemler bittiğinde bir de burada konuşmadığımız bir de gruplama var. Bu da çok kullanılıyor. Diyoruz ki grupta şey buna. Test all test mesela bir iki senaryo birlikte diyelim all diyorum mesela. Burada da şunu kontrol ediyorsunuz. Hadi yine aynı şekilde şöyle yapabilirsiniz. Buradaki amacımız şu. Diyorum ki ben ben onboard get modelimi yapayım. Tamam mı? Itemlarımı çekeyim. Itemlarımı çektikten sonrasında ee, şuraya tekrar geldiğinde onboard page changes'ı kontrol edeyim. Buradaki aradaki işlemde de mock view modelımın içerisindeki işte ee, current page index'i mesela kaldırayım. Şöyle yapayım. Eee, mock view modelun onboard modelinin items'ı count yapayım mesela. Length'i yapayım ya da tamam mı? buraya yapayım. Sonra burada bunu geleyim. On page change tekrar kol edeyim. Mesela böyle business'ım var diyelim. Bunların hepsini yapayım. Ve test oldu da, da bunu da bu şekilde burada yapabiliyorsun. Mesela şuraya da şöyle atacak olursam. Ee, bakın third page index şu an şuraya gelmeyecek. Gerçi şu an crash verecek. Çünkü şu tarafa düşmeyecek. Önce tabii önce şunun çalışması lazım. Önce burası çalışacak. Bu işlemden sonra burası çalıştığında diyorum ki buraya ge eğer geçerse aşağı iniyor çünkü. Buraya geldiğinde de diyorum ki işte o business'ından gelen şey kapsamında şunu diyorum. Benim önce expect'te şunu kontrol edeceğim. Diyeceğim ki kardeşim senin count'un mock view model length le aynı olmasını bekliyorum diyeceğim. Eğer bu senaryonun hepsi başarılıysa tekrar kol edeyim şurayı. Gayet güzel oldu içerikten böyle kafamda anlattım. Buraya geldiğinde mesela şu an mesela şuraya geldiğinde hop Buradaki senaryolarda doğru olmasını bekliyorum. Testlerin başarılı. Bat, short, bat, gold. Şuraya gelmeden gidiyor sanırsam. Şunu da testin başına evet atamıyorduk ya. Yok yani bir şey yok. Onu biliyorum da. Dur bakayım hatırlayamadım senaryoyu. Benim yaptığım projelerindekini hatırlamaya çalışıyorum da. Hemen testime bakacağım hemen. Grupladım çünkü ben eminim testlerimde yaptım. Ya doğru. Ben yine bu şekilde kullanmışım. Expect da patronus hesabı. Tamam güzel. Şuraya gelip şöyle yapabilir miyim? ama bak etmedi, açıştı. Şimdi buraya geldi onboard model length dedim. Ha şuraya geldiğinde şey yapmıyor. mock modeli yenilediği için şöyle yapmamız lazım o zaman. integer mesela. index demem lazım mesela. O globaldekinin aslında yapıyor olması lazım. Ama lakin sanırsam şu işlem bittiğinde onboard get models de çünkü eşitliyorum ben çünkü normalde şurada mock view modelin içerisine onboarduna dolduruyorum. Şöyle yapsak mesela şöyle yapabilirim ama şöyle kullandım biliyorum. Yani şöyle kullanabilirim derim ki index şu sıfır şuraya geldiğinde bu indeksi var tamam mı? Sayfa işin bittiğinde de gel mesela. Ee şu işlem indeks eşitledim burayı da işte Mesela bu indekse değiştir tamam mı sonrasında da gel işte yine burada indeksi set ettim ardından burada set ettikten sonra indekse eşit mi gibi yine bir kontrol yapıp yine burada volume'un set olup işte servisten gelen request'e göre doldurulup yine grup olarak da böyle işlemler yapabiliyorsunuz yani index 100 current page index 100 gibi yapabiliyorsunuz. Bu sayede alt alta da işlemlerle aslında ünlü testlerinizi daha şey yapıyorsunuz ama hani konuştuk, ettik. Dediğim gibi mesela en basitinden yine string extensionlarınız için de testler yazabilirsiniz şurada. E, gelip extension gruplarınızda burada toplayabilirsiniz mesela bir string string extension testi yazabilirsiniz. Şöyle yapayım. Buraya işte main deyip buraya bir tane string extension şey, test main deyip string extension verebilirsiniz buraya. Bunların hepsini burada kontrol ediyoruz. Ama buradaki amacımız o interfaceleri ve o kim mimariyi aslında böyle kadar bölmek ve içerisinde herhangi bir ihtiyaç olduğunda veya bir şey olduğunda parça parça onları test edebilmek ve o testleri de. Ee, doğru olduğunu düşündüğümüz zaman ve mock'larını da yazarak e, bu function'ın veya bu işin doğru olduğunu yani string extension için konuşacak olursam mesela benim ne var içeride mesela string extension'da mesela regex varmış mesela bakıyorum mesela string localization'ı şuraya ekliyorum mesela diyorum ki hocam öyle mi? o zaman mesela email regex diyorum buraya geldiğimde string bir tane buraya ekliyorum Şuraya e-mail veriyorum mesela. joe.do.gmail.com diyorum. Bunu buraya verdim. Sonrasında da diyorum ki kardeşim öyle mi? Expect diyorum. Senin ee, şöyle olman lazım. Expect de e nokta is, is valid e diye bir şey olduğunda bunun true olması lazım. Orada da çok basitçe ama dediğim gibi normal bu extension testi ama normalde interface'leri test edersen özellikle iç içe class'larda on da yaptığımız gibi interface'lerden o onun interface'i onlar ayrı ayrı test. Bir inter bir şeyler yapacaksan onu da yine aynı şekilde interface'ten türemesi lazım ve bu sayede o hepsinin testleri ayrı. Ama sen kalkıp da onboard board modelin içerisinde hani şuradan bakacak olursak on board modelin içerisine bir modülün içerisinde bunu verirken hiçbirini bu şekilde interface kullanmadan verirsen ya da hani şey yapmadan verirsek o zaman test edemeyiz. Hani şu an ben 11 bir böyle test ettim ama bunun sap itemlerinin hepsinin aslında parça parça interfacelerle parçalanmış olmasının test edilebilir hale gelmesi lazım. Separate etmek lazım. Tabi orada yaparken solid prensiplerine duymak lazım. İşte değiştirilmemesi gibi kurallar veya interfeçlerin birbirinden bağımsız birbirlerini etkilememesi işte delegate separationlar işte bir sürü Moskovlar ya Moskova çok bir anlam yok gerçi de buradaki hepsi aslında temel amacımız o interfaceleri daha doğru şekilde parçalayıp doğru yerlere bunları eleştirmek doğru yerlere geldiklerinde zaten sorun kalmayacaktır. Yani burada yani yazabilirsiniz dediğim yani extension'da yazabilirsiniz en azından içiniz rahat olur yani şey açısından bağımlı kalmazsınız. Email does not valid geldi. Why don't aslında gayet valid bir e-mail Ama mesela bu çalışmıyormuş demektir o zaman yani. hani Burada neden e, nal dönmediğini anlamadım. Reges, reges, regepsimizde, regesimizde... Aslında arap ve w falan filan doğru gibi duruyor. Ama gmail.com Değil mi? Aslında doğru gibi duruyor. E, Şöyle, nal dönmesini bekleyecektim aslında ben. Demek ki benim yazdığım regex'te sorun var işte. Mesela bunu hiç daha frontente gitmeden burada anlıyorum uygulamanın içerisinde. İşte o gidiyorum o regeximdeki hatayı buluyorum. Ee, o neden olduğunu anlıyorum ve ondan sonra da buradan da işlemlerimi yaparak aslında sonucumu bitirmiş oluyorum. Ama buradaki hatayı gerçekten ee, anlayamadım. Yani doğru gibi duruyor ama. Hatayı anlayamadım. Neyse çok önemli değil. Bizim yüreğe de, yüreği gösterilir. Ama buradaki amacımız dediğim gibi o interfaceler, o view içerisinde ne kadar çok parçalarsak, ne kadar çok bir klastan uzatıp önce ondan türetirsek bu sayede işte ne kadar çoktan kasıt ne kadar ihtiyaç varsa. Yani o kadar çok deep dersiyonu yapmamak lazım. O zaman yine yanlış bir yere gidermiş olur. O zaman da işte anti gider çok parçalayınca. Doğru bir şekilde parçalayıp ihtiyaçlarımızı bu şekilde yönetip testlerini yapmak lazım. Ee, çok basitçe bir mimari projede bence olması gereken o ana hatları baştan sona size anlattım. daha ağır test senaryoları yazılır. Testin çok ağır olduğu ya da bir sürü alanlar var. ama en basit bu şekilde. Benim sadece size bir tane önereceğim bir şey var. Testin hani bu, bu videonun bu kadar gelmeyen arkadaşlar özellikle. Test sınıfının içerisinde özellikle şey kullanıyorsanız. Shared Preferences kullanıyorsanız. testleriniz içerisinde hatalar alabilirsiniz. Shared Preferences'ı çalıştırmaz. Ee, onu çalıştırmanız için de ilk anda şöyle bir inişler etmeniz gerekiyor. Ve mesela diyelim ki bir token'ınız var. Onu burada bu şekilde buraya mesela şöyle key value olarak e, ee, verebiliyorduk sanki ama veremiyordum diye mesela hadi diyeyim şöyle yapamıyorum. Aa. E, tamam, böyle yapıyorum işte. Yani mesela value really, işte token gibi bunu burada test ederken verebilirsiniz. Çünkü normalde eğer vermezseniz ve Shared Preference'da de Depends bir yerin varsa test ederken hata alacaksın. Onu da işte Tapka aslında bu şekilde verirsen onu da kaldırmış olursun diye söylemiş olayım. Ee, Bunu da şuradan hazır bu kadar geldik. Git, Branch, Feature, TDD, Git Checkout, Feature, TDD dedim. Git Add, Git Commit, exam Test senaryo edit on architecture güzel bu, bu seri gayet benim istediğim şekilde bütün her şeyi işlemiş oldum e, kafamdaki bütün her şeyi anlatmış oldum size de vermiş oldum sizin tabi yanlış gördüğünüz eksik gördüğünüz şeyler varsa eklersiniz birlikte yaparız e, ve bu sayede bu projede oldukça yürür gider ki zaten de oldukça iyi e, units Okay. Süper. Benden bu kadar zaten saatte oldukça geç oldu artık. Ee, en azından aklımdaydı bu konuyu çıkarmış oldum. Ee, yine devam edeceğiz. Birazcık Swift içerikler olacak. Birazcık mobil yine devam. Umarım işini de yaramıştır. Yine koyasın olursa oraya açabilirsiniz. Ya da başka sorunuzu bana sorabilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.